Ya kardeşim, Barcelona ile Real Madrid her zaman oradalar zaten. Yani onlar hep oradalar. Bak, bizim ülke şampiyonumuz oraya gidemeyecek şimdi. Bunu anlamıyoruz hala. Yani bizi Avrupa'da temsil eden hangi takım varsa, onun Tabii arkasında ki. birikmek, sonraki senele, bugün aldığınız puanlar iki sene sonra geçerli olacak. Sonrasında senin de şampiyon olduğunda şampiyonlar ligine gidip, oradan 30-40 milyon euro kazanmanı sağlayacak. Sen bunu anlamıyorsan, bunu idrak edemiyorsan, olaya hala sarı, kırmızı, sarı, lacivert, evet. siyah, beyaz, işte bordo, mavi renklerin arkasından bakıyorsan büyük bir hata işliyorsun. Senin takımların her sene Şampiyonlar Ligi'ne katılmıyor. Evet. Her sene UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmiyor. Sen Barcelona ile Real Madrid arasındaki mücadeledeki yere gelmedin daha. Sen Manchester City ile United arasındaki mücadeleye gelmedin. Ha şöyle olur. Tamam. Anlarım ben onu. Ee, önümüzdeki sene iki takımla XY iki takımla oradayız Şampiyonlar Ligi'nde. Ha o zaman dersin ki kardeşim o gitmesin başkası gitsin falan. Yani öyle bir şansın yok. Öyle bir ihtimalin de yok. Onun için de O yüzden artık bu kavgadan vazgeçelim. Bu kavgadan vazgeçelim. Ben de maç Mümkün öncesi işte Dortmund'a başarılar falan evet, gibi şeyler yok, de nabildi. gördüm. Bunlar bak bunlardan hemen uzak duralım. Ben bunu özellikle söylüyorum. Avrupa'da bizi kim temsil ediyorsa A Akisar temsil ederken de A Akisar Galatasaray ederken Galatasaray. E işte Trabzonspor temsil. Biz bunların arkasında saf tutmamız gerekiyor. Ya da yenilince Ki, onun kaybettiği puanla sevinmemek. Sevinmemek gerekiyor. gerekiyor. Şimdi biz bize buradan çıkartacağımız bazı dersler var. O dersleri ben istersen evet. söyleyeyim sana. Bir, Güç olarak güç olarak gerideyiz. Yani güç derken dayanıklılık ve güç olarak gerideyiz. Yani ikili mücadelelerde, omuz omuzalarda çok ciddi bir şekilde üstünlük sağladı. Hız ve hızlanmada da çok zayıfız. Yani çok daha hızlı düşünüp hızlı uygulama yapıyorlar. Mesela bu konuda piyan ayrı bir yere koyarım. Mesela işte o altyapıdan geldiği o kadar belli ki çok çabuk düşünüyor, çabuk oynuyor, topu atıyor, kendini boşa çıkartıyor. İşte bu tür oyuncu sayısının çoğalması lazım. Bizde de benzer şeyler olması lazım. Ve e, geçiş oyunlarını çok daha iyi oynamamız lazım. Hep söylüyoruz ama geçiş oyunu, geçiş oyunu. Bir bakıyorsun iki pastan sonra üçüncü pas geçiş oyunu olarak kalemize tehlike oluşturuyor. Halant'ın kaçırdığı golleri falan düşünürsek golü hani onu da çok net anlarız. Yani bir tartıya çıktık bence. Bu tartıda e, Beşiktaş e, rakibinden geride kaldı. Ama şunu söyleyebilirim. Yani Geride kaldı ama bir direnç koydu ortaya. Onu da söyleyebilirim. Yani şöyle değil ya ezildik, e, paçavraya döndük falan diyecek durumumuz olmadı. E, söylediğimiz gibi biz de bulduk pozisyon ama evet. dürüstçe konuşmak lazım. Dortmund'da bir tane direkten dönen top, iki tane boş Son kaleye kaçan. Yani. Ama or, onu da şöyle değerlendirmek lazım. Son bölümü... Riske alarak oynuyorsun, risk ederek oynuyorsun. Onun da bir sonucu olabilir. Montero'nun golü tabii varsayımlar üzerine konuşmak e, çok doğru tabii, değil. Ama Montero'nun golü biraz daha erken gelseydi, o taraftarla e, belki de e, beraberliği yakalayabilirdi, maçı çevirebilirdi şimdi, Beşiktaş. Düşüncesi şimdi de oluyor. Sergen Hoca da bunlara çok dikkat etti, yani dikkat çekti. Söyledi, Özellikle evet. vurgu yaptı. Ama ben şimdi ne dedik? Şu anda puan çok önemli. Beşiktaş ezildi mi? Ezilmedi. Beklediğim evet. oynadı mı? Oynamadı. İki birlik sonuç. Şimdi şöyle 80'li 90'lı yıllarda değiliz artık. Hani böyle şimdi işte Dortmund'da iki bir yenildik. Bu bir başarı mıdır? Değildir. Bunu da Sergin Hoca da öz eleştirisini zaten yaptı. Bana göre ben hala o ikinci golün yenilmeseydi 1-0'la soyun gidilmesi bambaşka bir sonuç olurdu. İkinci yarı o golün Taştan yenmesi Sergen Hoca'nın da yardımcılarının da moralini çok net bozdu. Yani adam gidecek soyunma odasına gidecek. Orada Murat Hoca bir şey konuşuyordu. Arkasından giderken maç bitti gözle bakarken taştan gol yiyorsunuz. Şimdi Haaland örneğini mi? dünkü maçta o 60 dakikalarda bir 3 bir buçuk dakika içinde dakika tuttu Orada bakalım o. 61 ile 61 buçuk arası galiba. Ya üç tane kafa topu çıkarıyor şeyden, e, ceza sahası içinden. 3 hava topunu çıkarıyor. üçüncüsünde kendi topuna gidiyor. Atağa kalkıyor Aldın abi ya. Haaland gibi bir oyuncu geliyor. 3 savunma yapıyor. Bir buçuk dakika içinde üç tane. O pozisyon gözünün önüne geliyor bilmiyorum ama inanılmaz bir pozisyondu ya. 3 anda o 3 tane o kontra atağı hava topuyla kafa topuyla çeliyor ve üçüncüsünde kendi topuna depara kalkıyor. Bunu bizde yapabilen kaç tane golcü var? Yok. Çok yani nadir bir şekilde birini çıkarırsın 3 tane topu takip edip halan bir oyuncunun stoperden stoperden daha önemli bir şekilde 3 tane kafa topu çıkarıyor ve kendi topuna kontraya kalkıyor. Ya bunu yapması lazım. Beşiktaş'ın da yapması lazım. Diğer takımların da yapması lazım. Olacaktır. Ben bu mağlubiyeti Beşiktaş'ta tabii ki üzmüştür camiasının taraftarını Sergin Hoca'yı. Ama Sergin Hoca da üzerine basarak bu söyledi. Bazı kazanımlar oldu dedi. Yani bu maç birbirleriyle oynayan takımlar. Gezal'ın performansı çok tartışılıyor. Evet çok fazla koşu mesafesi var. Ama ben hep o yalancı koşu olarak bakıyorum. Yani sadece koşuyorsan, sonucu etki yapmıyorsan, pas alışverişini yapamıyorsan bir maçın en çok koşan olmak bir şey değiştirebilir mi? Yani 12 kilometre delisi lazım, 15 kilometre koş. Ama en çok top kaybı yapan kişi pas alışverişi yapamadıysan en çok koşan olsam da bir şey fark etmez. Yani Gezal'ın, Rozier'in, Larin'in. Mesela ben burada Larin, Kenan oyuna girdikten sonra o bölgede biraz daha iyi işler yapmaya başladı. Daha çok en azından <laughs> ceza sahasında işte o sürede e, baktığınız zaman 61-30 dakika oynadı. Ama en azından rakip ceza sahasında biraz daha böyle gezmeye başladı. Eğer Enküdo olmuş olsaydı Enküdo orada oynardı. Son maçtan bir gün önce sakatlı olmasaydı. Evet. Yani Enküdo formdaydı çünkü Üst üste oynamaya başlamıştı. Malatya mücadelesinde hafif sakatlı olmuştu. Şimdi maç sonuna bir gidelim. Sergen Hoca'nın açıklaması. Bir cümle olması. daha Tabii söyleyeyim ki. de. Bazı arkadaşlarımız yazıyorlar işte arkasında dursak ne olur takımların. Milli takımın arkasında durduk ne oldu falan gibi. Bir, milli bu, takımın arkasında Bir bunu söylüyorlar. Efendim. Bir de işte ya Dortmund'la arada çok fark var. Yani ilk golü atsa kazanı, kazanırdı mantığı. işte. Yani biz de zaten ilk golü atsa kazanacak demiyoruz ama bir, bir iki tane maç sonucu söyleyeyim. Tarihinde ilk kez e, şampiyonlar ligine katılan Şerif şampiyonlar liginin gediklerinden Shakhtar Donetsk'i yendi 2-0. E, Sevilla Salzburg'la bir bir berabere kaldı ki kupaların sahibi Young, Young Boys, Boys Manchester United yendi. Dün gece, olur dün gece olur. Sürprizi. O golü sen atarsın. O gol seni farklı bir noktaya getirebilir rakibi kızı. Ha varsayımlarla doğru hareket etmemeliyiz ama. Bu noktada da bu gerçeklerin altını çizmemiz lazım. Yani işte Paris Saint-Germain de berabere kaldı. Yani beklediğin şey Paris Saint-Germain'in Paris <laughs> o... Saint-Germain'in berabere üç... kalması, <laughs> oyuncu değişikliklerini falan düşünecek olursak ya yani bir yıldız ö çıkıyor, ön başka bir yıldız çıkıyor. Ön tarafa giriyor. bakıyorum. Messi, Neymar, Mbappe. İkali bu falan gibi. Yani maçın içinde söylenecek o kadar çok şey var ki. Dortmund 5 oyuncu değiştiriyor. Sergen Hoca 3 oyuncu değişiklik yapabiliyor. Kulübesi o kadar zayıf. Yani orada iki hamle daha yapma hakkı var, yapamıyor. Evet, yani, yani bundan e, hepsini şey yapmak onları, lazım. Orada özellikle söylemek istedim çünkü hani bu kadar e, doğru. Bak ne dedim? Güç, dayanıklılık, evet. hız, hızlı düşünme, e, geçiş oyunu. Hat, eksiklerimiz var ama bir gerçeği de söylemek lazım. Futbolda e, sürprizlere açık oyun olduğu için sen golü atarsan rakip kızabilir, işte eksik kalabilir gibi birçok şey gol geçiyor. 87 88e değil de Ceydan seni dediği böldüm, gibi. Seni seni Ceydan. Hayır 70'de gelmiş olsa o gol belki de çok daha farklı olacak. Belki de. Ama şöyle ikinci gol, o yediğin gol taraftarı gardını düşürdü. Taraftar ondan sonra düştü, oyuncular düştü, Sergin Hoca'nın morali bozuldu. Yani o ikinci gol eğer 1-0 varsa ikinci yarı taraftar baskısıyla belki futbol takım biraz daha ateşli olacak, biraz daha baskı uygulayacak. Alman basını da benzer şeyler yazdı zaten. Yani ikinci gol Beşiktaş taraftarının gardını düşürdü. Eğer gardı düşmeseydi belki de Beşiktaş daha coşkulu, o gol yemese coşkulu oynayacaktı diye Alman basınının da yorumlarında var bunlar. Yani özellikle söylememiz lazım. Bir hemen